Kara Ali, 1. Balkan Savaşı başlamadan evvel Anadolu'nun birçok yöresinde olduğu gibi ailesinin geçimini çiftçilik yaparak sağlar. Oğlu Mehmet 8, kızı Hatice ise 4 yaşlarındadır. Kara Ali, 1. Balkan Savaşı başladığında askere alınır. Karısına, oğluna ve kızına veda ederek cephenin yolunu tutar. Kara Ali, 1. ve 2. Balkan Savaşlarında görev alır. Ancak savaşta Balkanlar kaybedilmiştir. Balkan Savaşlarının hemen ardından 1. Dünya Savaşı başlar. Kara Ali de evine uğrayamadan savaşa katılır. Sık sık birliklerin görev yerleri değiştiğinden ailesiyle iletişimi kesilir. Her iki tarafta birbirinden haber alamaz olur. Kara Ali önce onbaşı, ardından çavuşluk rütbesine yükselen deneyimli bir Osmanlı neferi olur. Doğduğu, ailesini geride bıraktığı topraklardan her geçen gün uzaklaşır. Önce Galicia cephesine gönderilir. Sonra gidenin dönmez denildiği Yemen. Hicaz Yemen cephesinden sonra ise Kafkas cephesinde görev yapar. Geçen 6 yıllık süre içinde cepheden cepheye gönderilmiş ve bir kolunu da kaybetmiştir. Üstelik müdafasına canı pahasına göğüs gerdiği topraklar da bir bir elden çıkmıştır. Ancak Kara Ali Çavuş'un göreceği savaşlar henüz bitmemiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda tüm Anadolu dört bir taraftan işgale uğrar. Artık Anadolu için kurtuluş, Kara Ali Çavuş için de varoluş savaşı başlamıştır. Kara Ali Çavuş Doğu Cephesi'ne Kazım Karabekir komutasındaki 15. Koloordu'ya katılır. Bu ordu, Mondros'tan sonra terhis edilmeyen son Osmanlı ordusudur. Ruslar ve Ermenilerle yapılan savaşlarda büyük bir zafer kazanılır ve Doğu Cephesi'nde görevli ordular Batı Cephesi'ne gönderilir. Batı Cephesi'ne giden askerler arasında Kara Ali Çavuş da vardır. Onca savaş, onca ölüm, aile ve evlat hasretiyle geçen 8 yılın ardından Kara Ali Çavuş, ilk kez doğduğu topraklara ayak basar. Ancak o, cephede tek koluyla vatanı için savaşmaya devam eder. Ve yıl 1922'dir. Aylardan Ağustos. Kara Ali Çavuş, evinden ayrılalı 10 yıl olmuştur. 26 Ağustos sabahı tan yeri ağarırken, Mustafa Kemal'in emriyle büyük taarruz başlar. Kara Ali Çavuş da vatan aşkı ile atılır düşmanın üstüne. Yoğun topçu atışı ve çarpışmaların ortasında tüm askerleri etkileyen hüzün ve mutluluk dolu bir olay yaşanır. Ali Çavuş, Kütahya'da, Dumlupınar'da, 19 yaşındaki alay sancaktarı Onbaşı Mehmet ile tanışır. Bu yiğit delikanlı, Kara Ali'nin yıllardır göremediği, 8 yaşında bir çocukken ayrıldığı evladı Mehmet'tir. Dumlupınar'da baba oğul birbirine kavuşur. Büyük bir hasretle kucaklaşırlar savaşın tam ortasında. Ve baba oğul omuz omuza, sırt sırta savaşırlar vatan aşkıyla. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın komuta ettiği Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda büyük bir zafer kazanılır. Ancak Onbaşı Mehmet için kazanılan zaferin bedeli çok ağır olur. Yıllardır göremediği, Dumlupınar'da bulduğu, düşmana karşı birlikte savaştığı babası vurulur. Mehmet yetişir babasına. Çetmeli Kara Ali Çavuş, Dumlupınar Muharebesi'nde oğlunun kollarında şehit olur. Onbaşı Mehmet, babası için, vatanı için en ön safta savaşmaya devam eder. Hedef İzmir'dir. Türk ordusu, Çetmeli Kara Ali Çavuş'un şehit olmasından sadece 9 gün sonra İzmir'e girer. 9 Eylül günü,
Çetmili Kara Ali Çavuş'un oğlu, Alay Sancaktarı Onbaşı Mehmet, İzmir önlerinde şehit olur. Elinde uğruna babası Çetmili Kara Ali Çavuş ve kendisi gibi nice askerin şehit olduğu Türk bayrağı vardır. İsmim Abdullah Gökoğlu. 3. ayın 10'u 1940 doğumlu, Çetmi doğumlu. Annem bize anlattığı, babası savaşa gitmiş, oğlum Mehmet 8 yaşında evde kalmış. Ondan sonra dedem bir daha dönmemek şartıyla dayım gidiyor askere. Dayım da şehit oluyor, dedem de şehit oluyor. Annem bizi anlatırdı. Annem yetim kalmış. Biz 5 kardeşiz. Mehmet abim Gökoğlu, ablam Ayşe, ablam Şerif, ablam Fatma, ben Abdullah Gökoğlu. Gurur duyuyoruz. Vatan için, millet için, namus için baba oğul o cepheden o cepheye savaş yapmış. Bu yönde çok gururluyuz. Bugün Safi buranın değil, Türkiye'nin onlar gururudur. Hepsi baş tacımızdır. Mekanları cennet olsun. İsmim Muzaffer Gökoğlu, 15'e 12 1956, Konyaylı, Beyşehir ilçesi, eski ismi Çetmi, yeni ismi Akçabelen mahallesi olmak üzere. Babaannem merhum Hatice Gökoğlu, kardeşim askere gitmiş, babam askere gitmiş, kalmışlar, bir daha dönmemişler. Derlerdi, işte o günlerde neyse araştıramadık, yapamadık. En son 2014 yılında rahmetli babam Dumlupınar'da gidildi. Biz şu anda yaşıyorsak, varsak Türkiye Cumhuriyeti bu insanların cephedeki savaşmalarından, vatanı korumalarından, kurtarmalarından dolayı yaşıyorsak sebebi onlardır. Gururluyuz, mutluyuz. İsmim Sabri Gökoğlu, Mehmet Gökoğlu'nun oğluyum. Ben de gururluyum, mutluyum. Bu ebemin babasının vatanda savaşmasından, oğlunun da aynı cephede savaşmasından ve şehit olmasından. Erkan Gökoğlu, Abdullah Gökoğlu'nun oğluyum. Böyle bir geçmişe sahip olduğumuz için de kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Onların yaşattığı bu şey bize gurur, çok büyük bir şey. Keşke bizler de o tip geleceğimize bir şeyler bırakabilsek. Adım Raziye Gökoğlu. Çetmili Kara Ali Çavuş'un torunu Mehmet Gökoğlu'nun kızıyım. Yaklaşık 40 yıldır Norveç'te ikamet ediyorum. Gurbette yaşadığım için sürekli bir vatan özlemi duyuyorum.
Ve bu özlem yıllar geçtikçe daha da bir artıyor. Rahmetli babaannemin gözyaşlarıyla büyüdük. Babaannem hep anlatırdı, ağlayarak anlatırdı. Böyle bir geçmişe sahip olduğum için gurur duyuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere daha nice isimsiz kahramanlarımıza, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diler, şükranlarımı sunarım. Bu iki kahramanı öğrenmekten Çetinli Karaal Çavuş ve oğlu Mehmet Onbaşı, bunların torunu olmaktan gurur duyuyorum. Ecdadımız ve ecdadımızın çok zor şartlar altında bu İstiklal Savaşı'nı kazanıp böyle güzel bir Türkiye için, böyle güzel bir Türkiye'yi bize bıraktıkları için onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir baba ve oğlunun bu yaşadıkları, dünya savaş tarihinde eşine rastlanılmayan hüzün dolu bir olaydır. Kütahya'da, Dumlupınar Şehitliği'nde bulunan baba oğul anıtında anıları yaşatılır. Geldik, dedemizi, dedelerimizi gördük. Çok duygulandık, ailecek. Çok daha bundan güzel mutluluk olmaz. Ve annemin anlattığı dedemi, dayımı gördük. Çok duygulandık. Çok memnun olduk. Hepinizden Allah razı olsun. Yani gördüm, bildiğim, daha önceleri bilmiyorduk. Dayımın, dedemin şehit olduğunu ama böyle anıtının yapıldığını veya bunlardan işte şu 200 senedir şey yaptık, bildik, öğrendik ve o yönden çok mutluyum, çok Allah razı olsun hepinizden. Biz şehitlerimizden inanılmaz derecede bugün hala o dökülen kanı bu vatan için hissediyoruz yani. Gelen bir güç var yani. Bu millet bunu hiçbir zaman unutmadı. Şu anda anıtın karşısındayız. Ve dedemizin, dayımızın heykelin önünde oturuyoruz. Onlar nasıl vatan için canını verdiyse biz de bugün vatanımız için canını vermeye hazırız yani. İsterse Almanya'da doğalım, Türkiye'de doğalım. Bu hiçbir zaman gitmeyecek bir duygu yani. Biz de dedemizin yolundayız yani. Şehitliğe bakıyoruz da şimdi, bu ülkenin değerini ne kadar büyük olduğunu bir daha anlamak istiyoruz. Çünkü adım attığın her yer bir şehit, adım attığın her yer bir şehit. Nelere mal olmuş, ne canlara mal olmuş, bu ülkeyi biz böyle elde etmişiz. Ne mutlu ki böyle bir ülkedeyiz, ne mutlu ki böyle bir insanların torunuyuz. Bütün şehitlerle birlikte dedelerime çok teşekkür ediyorum böyle bir gururu bize yaşattıkları için. İsmim Zeynep Ünivar. Şehitlerimizin torunlarıyım. Rahmetli babaannemizin ağlama, sızlama sesleriyle büyüdük biz. Ondan sonra babam aynı şekilde devam ederdi. Hep onları dinlediğimizde tüylerimiz böyle diken diken olurdu. Gelmek görmek nasip oldu 3-5 sefer. Çok gururluyuz, çok mutluyuz, çok üzgünüz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. İsmim Sabri Gökoğlu. Babamın, babaannemin babası ve dayısının şehitliğe geldiğinden gururluyum, sevinçliyim. Benim ismim de Mehmet Ünivar. Bundan 4 yıl önce
bir İzmir seyahatinde burayı keşfetmiştik. Sürekli duyuyorduk ama görmek nasip olmamıştı. Rahmetli kayınpederimle burayı gördükten sonra ne hikmettir ki senede bir sefer yolumuz buraya düşer oldu. Buraya bizi bağlayan sanki başka bir manevi duygu vardı, düşünce vardı. Bilemiyorum yani buraya geldiğimde o kadar çok duygulanıyorum ki memleketin ne zorluklarla bu hale geldiğini, bu milletin nasıl bir kurtuluş savaşı verdiğini, nereden nereye geldiğini, insan duygulanmaması mümkün değil. Böyle bir nesilden geldiğimiz için de ayrıca gururluyuz. Bunun gururunu hep yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Söylemek istediğim bunlar, ruhları şad olsun. Bu memleketi bize bırakıp gitmişler. Bizler onların emanetine sahip çıkabilirsek, bir adım daha ileriye götürebilirsek ne mutlu bizlere. Onların ruhları şad olsun, cennet mekanlar olsun. İsmim Ozan Ünüvar. Çetmili Karal Çavuş'un ikinci dereceden torunuyum. Buraya ikinci kez geldik. Bizim için ayrı bir yeri var. Topraklardaki olan savaş, buradaki düşmanla olan yakın muharebe gerçekten çok destansı bir nitelik taşıyor. Bizim milletimiz yani bugün de değişmedi. Geçmişte de aynı. 1922'de, 1971'de çok daha eskiye de gidecek olursak yani sürekli kahramanlıklarla doğru milletin torunlarıyız diyelim veya nesliyiz diyelim. Bu özelliğimizden dolayı çok mutluyum, yani çok gururluyum. Ben Beyşehir ilçesi Muharip Gaziler Derneği temsilcisi Mehmet Gümüşkan. Doğum abime Beyşehirliyim. Benim rahmetli babam İstiklal Savaş Gazisi Şükrü Gümüşkan. Ben de Kıbrıs Gazisi ve Güneydoğu Gazisi Mehmet Gümüşkan. Bir babayla oğul savaşta karşılaşıyor ve ikisi de şehit oluyor. Ailenin burada yok oluş, bunu gerçekten kalben inanan kimseler, o ailenin yok oluşunu kalbinde hissedenler bu babayla oğul anıtının anlamını çok iyi bilirler. Bizler Türk milleti olarak doğuştan asker doğarız. Her Türk asker doğar diye bir sözümüz var. Bir de biz asker ocağını peygamber ocağı olarak görürüz. Peygamber ocağı olarak gördüğümüz yerde de şehadetimizi şahit olsun diye Allah'a havale ederiz. Allah'ımız bizim şahidimiz. Biz manevi olarak, maddi demiyorum, manevi olarak bu duyguları içimizde hissedebiliyorsak bizi yedi düğer gelse yıkamaz. Ama biz babayla oğul anıtının bize verdiği mesajı anlayamıyorsak, hissedemiyorsak biz Beyşehir'de de yaşamayalım, başka bir ülkeye de gidelim. Çetmili Karali Çavuş ve oğlu Alay Sancaktarı Onbaşı Mehmet'in vatan aşkı bugün tüm vatan evlatlarının ruhunda yaşamaya devam ediyor. Gözünü dahi kırpmadan vatanı, onuru, bağımsızlığı için savaşıyor ve son sözü vatan sağ olsun oluyor. Vatan size minnettardır.